Merhaba arkadaşlar. Kaan hoş geldiniz. Bugün sizlerle Legion TD2'de ranked maçlara durmaksızın devam ediyoruz. Elmas 1'e kadar çıktık. Yanımıza gelen adam Elmas 1'miş. Karşımıza da Elmas 2 ile Uzman 3 geldi. Aynı ikisi de Alman. Bakalım büyük ihtimal birlikte girdiler. Kazanırsak çok iyi olur. Çok az kaldı bizim de Uzman'a çıkmamıza. Buradaki adam geçen sezonu uzman bitirmiş. Ve çekişmeli maç geçer diye düşünüyorum. İyi seyirler dilerim bu arada. Tut. Haydi reis, haydi reis. Elim yanıyor. Tamamdır. Hemen Legion bufflarına bakalım. Zalim var. Güçlendirme var. Bir de ambargo var. Güçlendirme ve ambargo seçeriz. Duruma göre anlaşırsak ambargo da alabiliriz. Sadece bir kere yaşarsın aldı. Arkadaş direkt Olin oynuyor. Vay. İkinci zarlaması çok güzel geldi. Hele hele şu balık mükemmel oldu. Ne seçebiliriz? Benim de seçesim geldi ama riske atmayacağım. Hemen bir cash out alalım. Riske gerek yok. Kalkan balığı aradı Nova. gözüm. Kalkan balığı olsaydı larva yapabilirdik ama riske atmayacağım. Böyle ne alabiliriz? Maskeden nefret ediyorum. Hangi oyun aldıysam kaybettim. Bence gereksiz bir birim. Hemen şöyle yapalım. Önde yeteri kadar tankımız var. Elementlerin gücünü kullanacağım birazcık. Tamam, şöyle çok iyi gibi durum. Aynen, güzel gibi. Hemen bir tane ateş element atalım. Bu bizi bayağı idare eder. Bir tane işçi basalım. Bu elementler bayağı güçlü. Karanlık ve ateş olmak üzere bayağı sağlam vuruyorlar. Bir tık dizilişini sevmedim adamın. Bizim adam birazcık kötü dizdi gibi. Ne var karşıda? Kabus koymuş. Burada da 3 yemekli kedi var. Bakalım nasıl bir şey yapacak adam. Bizimki yollamadı. Diyecektim. 60 bile. Bir tane balığı erken kaybetti ama diğer balığı bayağı buffladı. O yönden güzel oldu bizim adam için. İhtimal ikinci salyangozu da atacak ama ben atmayı düşünmüyorum. Çünkü atik defansa sahip bu ev darbe vuruyorlar ve darbe atiğe %20 az vuruyor. Zaten bu ikinci wave'i çok rahatlıkla tutuyor. Onun için 3. wave'e saklayacağım. Oo, bir de yanına kurt attı. Bunları gerçekten oynamak istiyor. Daki wave'e 2 tane su ruhu atacağım. Ne koymuş? Bir şey koymamış. Hemen şöyle 2 tane salyangoz spamlayalım. Zaten 18 tane hoppa gidecek. 2 tane de salyangozdan. Daha fazla birim yollamış oluruz. Hemen şöyle. Bir ateş, bir karanlık. Bir ateş, bir karanlık yapacağım. Şu şekilde koyalım. Wave'i olabildiğince ikiye bölmeye çalıştım ki hızlı bir şekilde hepsi ateş elementine saldırmasın. Zaten birimler sürekli birbirine sektirerek vuruyor. İlk bir tane, sonra iki kere daha sekiyor diye hatırlıyorum. Bir düşmana daha sıçrar diyor. İki kere sıçrıyormuş. Sıkıntı yok. Daki wave para yeterse ateş element yapacağım 140, 125 income gelirse yoksa karanlık element yapacağım 115'e. Bakalım burası geçirir mi? Burası geçirecek gibi. Öl çabuk kedi. Yok, çok aşırı fazla hızlı akıtıyor direkt hasarı. İhtimal karanlıktan devam edeceğiz.
Aslında buraya bir 5 yapabiliriz. Çünkü atik defans, gizli defans direkt burada da var. Atik defans direkt delici hasara açık oluyor. Buradakini yükseltmem lazım ama yükseltmek de istemiyorum. Ateş karanlık yap karanlık yapacağım diye. Ama şu an o riski alamayız diye düşünüyorum. Risk almadan direkt burayı patlatacağım karanlığı. Karanlık bu arada ateşten daha fazla vuruyor. Şöyle 48'e 30'u göstereyim. O çirkin atmış. Ama düşündüğün gibi çok iyi oldu. O ortadaki su ruhu çirkini tuttu. O saldırı hızını. Saldırı hızından şöyle gördüğünüz gibi yavaşlatıyor. Ondan kurtulduk. Böyle bir tane işçi basabilirim. Bizim adam balıkları da 125 75 olmuş. 125'i yükseltmelik. Ama yükseltemeyecek. Ve temizleyemedi. Sıkıntı oldu adam için. 5. wave geldi. Hemen şöyle çirkinimi yapıştırıyorum. Kabusun saldırı hızını düşürsün. Nasıl yapacağız? Buraya şu an iki tane ruhu atmak istiyorum. Şöyle şöyle yapalım. Bir dahakinde de şunu ateş elementine çeviririm. Fazla su ruhu atmam nedeni 6. wave'de vurduğu birimin zırhını azalttıkları için olabildiğince farklı birimleri sahaya sürmek istiyorum ki hepsi bir taneye vurup hemen öldürmesin diye. Çok güzel. İkiye ayrıldı ve tam da istediğimiz gibi. 72 birikiyor. Bakalım burada durumlar ne? Çok güzel. Şurada gördüğünüz gibi hızı seriden neredeyse yavaşa düştü, düşecek. Salyangozu kesemez o. Buradan güzel geçirdik. Bu kedi sıkıntı ama. Kedinin yanında bir de tabut koymuş. Bizim kabadayı kediyi döver diye düşünüyorum ama kedi de çok hızlı vuruyor. Güzel. Kaçta saldırabiliriz? Bir 9'da saldırabiliriz. Ne diyor bizimki bilmiyorum ama. 9'da bayağı güçlüyüz. Aşırı güçlüyüz hem de. Bayağı geçtim. Hemen burada ateş yapalım. Daha şu an tank atmayı düşünmüyorum. Zaten öne ilk atacağım tank da büyük ihtimal derinliğe hükmeden olacak. O life steal'inden dolayı. 120 göndermiş. Çılgın. Bakalım hızlı bir şekilde sektirebilirsek çok hızlı temizleriz burayı. Büyük ihtimal temizledik gibi. Çok hızlı sekiyor vuruşlarımız. Hepsi bir can kaçmadığı sürece sıkıntı yok. Aynen temizledik. Çok güzel. Bizim adam garanti tutamayacak. Nedeni ise balıklar ağır zırh defansına sahip. Darbede bunlara %15 fazla vuruyor. Onun için direkt eridi. Şuradan bir iki tane öldürebilirsem işime yarar diyecektim. Bir iki tane öldürdük. Biraz fazla para kaybettik. 60, 70 gold gitti. Sıkıntı yok hemen toparlarız. Şöyle bir tane karanlık atalım buraya. Bir tane işçi basacağım. Bir tane daha basalım. 190. Bu da 190 istiyor. Bir dahaki ve bir tane derinliğe hükmeden atarız. Şöyle öne bir yere. Çünkü bunun menzili bayağı fazla. 600. Bununki ise 400. Bunlar ne kral? Adamla anlaşamadık bir tık. İnkam için attı diyeceğim ama mantıksız yani. Bilemiyorum, anlamadım. Bu wave'de ben çok güçsüzüm. Bir tık sıkıntı oldu. Zaten kedileri var. Büyük ihtimal 250'ye bunu upgrade'lemek için böyle bir şey yaptı. İnkamını istedi. Zaten hızlıca sızdırdı burası. Bari erken deseydi yollayabilirdik bir şeyler ama son saniye attığı için
Hiçbir şey yapamadım yani, karşılık veremedim adamın hareketlerine. 190'a dediğin gibi derinlere gitmeden atacağım. Buradan 6 kol şunlardan gelse, 7-8 de bunlardan gelse, 2 de buradan gelse 10 gold daha gelecek. 200 gold. Zaten 190 tamamlıyormuş. Ve bu adamı dövebilir miyiz diye bakıyorum. 3 tane çirkin atabiliriz. O hareket hızını yok etmek için. Karşı kırmızı yanmaya başladı bizim karşıdaki. Biraz rahat bıraktık adamı diye. Böyle bir tane derinlere hükmeden atacağım. Önde dursun. Bir dahaki tankımı da şöyle şuraya bir yer atarım. Çünkü bunun menzili çok fazla. Birimler buna yaklaşana kadar buradaki tank ileri koşar. Buradan düştü sanırım. Tam heyecanlı yerde durdurdu oyunu ya. Bu ara oyunda bir tık sıkıntılar, bug'lar oluyor. Oyuna bağlanamıyorsunuz. Ondan da olmuş olabilir. Onun yüzünden 2-3 oyunum direkt yok oldu. Direkt kayıp olarak geçiyor. 20 saniye içinde gelmezse oyun bota geçecek. Bot onun yerine oynayacak. Bu arada bot da kötü oynamıyor. Ortalamanız neyse ona göre bot gelip harekete geçiyor. Son 5 saniyesi kaldı. Otomatik olarak başlattı oyunu. Sağlamlaştırmayı da açmış. Şu an mükemmel işimize gelir. Ekstradan %3 bonusu aldı. Şimdi buna bir sağlam vurursak kafasına çok güzel olur. Direkt bir tane tepegöz atacağım. Tepegöz atmamın nedeni darbeye sahip. Çamur adam da ağır zırha sahip. %15 fazla vuruyoruz demek. Ve adam ekstra kalkan özelliğini açtığı için şimdi daha da fazla vuracağız. Daha da kafasına vurup vurup öldürürüz onu diye düşünüyorum. Ne atabiliriz bu wave için? Bir tane çiçek koyacağım ve şuradan bir tane karanlık buff'u alacağım. Çiçek burayı tanklamayacak ama az da olsun idare etse yeter bizim için. Bu arada adam geri bağlandı mı? Bağlanmadı. Bana mavi yolluyor çünkü. Bakalım ne yollayacak? Bota emir verebiliyorsunuz. Ne yollamak istediğinizi. Bizim adam köpek balığı basmış. Çok güzel. Gördüğünüz gibi daha zaten wave'e yaklaşana kadar çiçek öne geçiyor. Buradan çok fena hasar vuracağız bu adama. Gördüğünüz gibi ekstradan %15 az tanklıyor. Çünkü az önce aktifleştirme yaptı. Bu da dayanmaz buraya. Delici vuruyor. Çok sağlam gold alacağız. Bayağı da bir vuracağız bu krala. Benim tepegöz sağlam yapıştıracak şamarı. Sent in come bu round save diyelim. Yollayacağım direkt. Çünkü 3 eldir biriktiriyor. Paraya ihtiyacımız var. Bizim adam yollar mı bilmiyorum. 400 gold çok güzel. Direkt 265'e bunu yükseltebiliriz. Şu an tanka ihtiyacım var hasardansa. Ya da kök ayak da atabiliriz ama bu sefer tankımız olmaz. Tank yokluğu çekeriz. Şu an bu tanklarken bunların hasarına güveneceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Nasıl yapabiliriz? Bir tane daha mı atsam diyeceğim de. Ya da şöyle yapalım. İki tane daha atalım. Yollama yapmayacağım. 380 yolladı. Bir tık korkutuyor bu yolladığı. Ama bir yandan da benim için iyi oluyor. Birimlerim arkaya da sektirdikleri için hem koç başına vururken aynı zamanda boss'a da vuruyorum. Bu da benim işime gelir. Yan taraf 5 tane çirkin atmış. Bunun saldırı hızını yok etmeye çalışıyorlar.
Güzel, ikisi de geçirdi krallarını. Buradan da güzel gold gelecek. Bizim adam da az da olsun tutar burayı. Konuşlar da saldıralım diyor. Hemen okeyleyelim. Sonuçta takım oyunu. Birlikte bir şey yapmamız gerekiyorsa birlikte yapalım. Çok güzel goldlarda da iyi bir şekilde bunu mu alacağız? Bakalım 13. wave'e kadar güçlendiriyor. Bunu alalım dedi. Hemen ben de destek çıkıyorum. Bu wave doğal defansa sahip olduğu için Azerya'mı yükselteceğim. Azerya yapacağım derinliğe hükmedeni çünkü hasarına ihtiyacım var. Ve 11. wave uzakçı olduğu için Azerya'ya öndeki birkaç birim vuracak, canı azalacak. O canı toparlaması gerekiyor. Yoksa hızlı bir şekilde ölmesin. Yaşamasını istiyoruz bu birimin. Bir dahaki wave'e çiçek atabiliriz. Çiçeğe de ihtiyacımız var. Tankımız yok çünkü. Bu da tek başına dayanamıyor. Dediğim gibi bakın vuracak buna birkaç tanesi. Gizli defansa sahip. Bu wave delici vurdukları için gördüğünüz gibi çok hızlı canı eriyor. Tam da dediğim gibi eğer onu upgrade'lemeseydik direkt ölecekti. Bu arada orada bir dublör gördüm. Dublör korkutucu. Bakalım ne yapabiliriz? Bizim adamın careful yazalım. 16 tane işçisi var ama çok güçlü değiliz şu anda. Bir sıkıntı yaşamayalım. Şöyle ateş elementi yapalım. İki tane ateş elementine ihtiyacımız var. Şu an fazla oynamamın nedeni hem bizim adam geçirirse diye ben tutayım. Ya da kendi board'umdaki gelen dalgayı tutup parasını kaçırmayayım diye yapıyorum. Yoksa zaten 12. wave'de benim birimlerim çok güçlü. Full delici vuruyorlar ve sekerek hepsini öldürürler zaten. Hemen bakalım burada koç var. Çok güzel koç geldi. Ne koyabiliriz? Şöyle deniz ejderi koyabiliriz. Çamur adamı koymayacağım. Şöyle bir şey yapabiliriz. Şöyle güzel. Yeni bir set yapabiliriz. Şöyle çirkin spam yapacağım. Çirkin spam yapmamın nedeni ise hem çok fazla golemi var hem de dublörün o mükemmel saldırı hızını düşürmek istiyorum. Saldırı hızı bizi direkt bitiriyor. Bir tane de dinozor patlatırım önden. Fazlalık birim olsun diye. Buraya bir tane boğa atacağım. Yanında bir şey atmana gerek yok diyor ama atmam lazım çünkü tankım yok doğru düzgün. Şöyle yapıp bir tane de işçi basarız. Çünkü onlar da yollayacak şimdi. Yollamadılar. 14'e mi? Muhtemelen 14 veya 15'in birinde direkt all-in yapacak. Bitirmeye çalışacaklar. Tabii biz de erken vurup şu an olduğu gibi bitirmezsek gördüğünüz gibi çok seri gitgide düşüyor. Seriden düştü. Burada da öldü. GG yazalım. Score game mate yazalım. Bunlar buraya çok rahat bir şekilde öldürürler. Yani tartışmaya açık değil. Çok güzel. 18 puan geldi. Keşke birazcık daha fazla gelseydi diyecektim. Bir şey değil, bir şey değil. Birazcık daha fazla gelseydi bir dahaki oyun 18 gelirse 99'da kalacak. Bir maçta atmamız gerekecek. Bakalım hayırlısı. Böyle oynamaya devam edelim. Binalara, grafiklere bakalım. Gördüğünüz gibi başta biriktirdikleri için birazcık sıkıntı yaşadık. Kafamıza vurdular. Ama sonradan toparladık güzel bir şekilde. Değerli vaktinizi bana ayırdığınız için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki dereceli maçlarımızda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay.